Bir parçacık x çarpı y eşittir 16 eğrisi üzerinde y koordinatı dakikada 2 birim artacak şekilde sabit bir hızla hareket ediyor. Evet bu kısmın altını çizelim. Yani y'nin t'ye göre evet değişim hızı eşittir 2 oluyormuş. Parçacık 4,4 noktasında olduğu zaman parçacığın hız vektörünün büyüklüğünü birim uzunluk bölü dakika türünden hesaplayın. Yani x eşittir 4 ve y eşittir 4 olduğu bu noktadaki değeri incelememiz isteniyor. İlk olarak bir hız vektörünün nasıl bir şey olduğunu kısaca bir hatırlatayım. Hız vektörümüz zamanın bir fonksiyonu olacak ve iki bileşenden oluşacak. X bileşeni yerine X eksenindeki değişim hızını Y bileşeni yerine de Y eksenindeki değişim hızını yazmamız gerekiyor. X eksenindeki değişim hızı dx bölü dt ve Y eksenindeki değişim hızı da dy bölü dt olacak. Aynı zamanda bize dy bölü dt'nin sabit ve 2 birim uzunluk bölü dakika olduğunu söylemişler. Ama bizden hız vektörünü oluşturan bileşenleri bulmamızı değil de, hız vektörünün büyüklüğünü hesaplamamızı istiyorlar. Parçacığın hız vektörünün büyüklüğünü bulmamız gerekiyor. Evet. Diyelim ki elimizde, bunu şöyle sağ tarafa doğru yazayım. Evet diyelim ki elimizde bir A vektörü olsun ve bileşenleri de B ile C olsun. A vektörünün büyüklüğü bunu bazen iki çizgi arasında bazen de dört çizgi arasında gösterirler. Çok önemli değil. Vektörün büyüklüğü evet bu formül doğrudan Pisagor teoreminden geliyor. A vektörünün büyüklüğü eşittir kök içinde b kare artı c kare olur. Yani kök içinde vektörün x bileşeninin karesi artı y bileşeninin karesi olarak ifade ederiz. Parçacığımıza ait hız vektörünün büyüklüğünü bulmak istersek bunu da şöyle yazabiliriz. Evet. V'nin büyüklüğü eşittir. Hatta V'yi zamanın bir fonksiyonu olarak da gösterebiliriz. Evet eşittir. Kök içinde x bileşeninin karesi yani x'in t'ye göre değişim hızının karesi artı y bileşeninin karesi. O da y'nin t'ye göre olan değişim hızının karesine eşit. Peki kök içindeki bu iki ifadeyi nasıl hesaplayabiliriz? Y'nin t'ye göre değişim hızını soruda bize zaten vermişlerdi sabit bir hızla artı 2. Birim uzunluk bölü dakika diyordu öyle değil mi? Dolayısıyla dy bölü dt'nin 2 olduğunu, karesinin de böylece 4 olduğunu hemen bulmuş olduk. Peki x'in t'ye göre değişim hızını nasıl bulacağız? Bunun için eğriyi tanımlayan denklemi kullanmamız gerekecek değil mi? Denklemin her iki tarafının da t'ye göre türevini alıp denklemi x, y, dx bölü dt ve dy bölü dt'yi barındırır bir hale dönüştürmeliyiz. O zaman haydi türevini alalım. Elimizde x çarpı y eşittir 16 eğrisi var. Her iki tarafın t'ye göre türevini alırsak, bunu farklı bir renk ile göstereyim. Sol tarafa t'ye göre türev, sağ tarafa da t'ye göre türevi yazalım. Sol taraftaki ifadeyi iki fonksiyonun çarpımı olarak düşüneceğiz öyle değil mi? x t'nin bir fonksiyonu, y de t'nin bir fonksiyonu dersek bu ifadeyi çözebilmek için zincir kuralından faydalanmamız gerekecek. O zaman sol tarafı şöyle yazabiliriz. İlk fonksiyonun türevi x'in x'e göre türevi ki 1 olur çarpı x'in t'ye göre türevi. Unutmayın burada x'e göre değil t'ye göre türev alıyoruz. Çarpı ikinci fonksiyon. Evet çarpı ikinci fonksiyon. Yani çarpı y artı ilk fonksiyon yani x çarpı ikinci fonksiyonun t'ye göre türevi. Şimdi ilk olarak y'nin y'ye göre türevini yazmamız gerekiyor ki bu sadece 1. Peki y'nin t'ye göre türevi ne olur? O da o da dy bölü dt olur öyle değil mi? Bu da eşittir. Bir sabitin türevi 0 olacağı için evet eşittir 0. Öyleyse artık bu ifadeyi daha da sade hale getirebiliriz. Hatta daha fazla sadeleştirmemize bile gerek yok. Elimizde var olan değerleri yerlerine yazıp denklemi dx bölü dt için çözebiliriz. dy bölü dt'nin sabit değer yani 2 olduğunu biliyorduk ve parçacığın 4,4 noktasındaki hız vektörünün büyüklüğünü merak ediyoruz. O zaman x yerine 4 ve y yerine de 4 yazmamız yeterli olacak. Şimdilik denklem karmaşık görünüyor olabilir ama bu denklemde yalnızca bir bilinmeyen var aslında o da 4,4 noktasındayken x'in t'ye göre değişim hızı. Öyleyse bu denklemden x'in t'ye göre değişim hızını bulabilirsek soldaki denklemde yerine yazıp hız vektörünün büyüklüğünü de hesaplamış olacağız. Şimdi bu işlemleri yapalım. 4 dx bölü dt artı 4 çarpı 2'den artı 8 eşittir 0 buluyoruz. İki taraftan da 8 çıkarırsak 4 dx bölü dt evet eşittir eksi 8 olur. İki tarafı da 4'e bölersek dx bölü dt'yi eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Bütün bu işlemlerin sonucunda x'in t'ye göre değişimizini eksi 2 olarak bulduk. Karesini alırsak da 4 edecek. Böylece hız vektörümüzün büyüklüğü kökü içinde 4 artı 4'ten kök içinde 8'e eşit olur. 8'i de 4 çarpı 2 olarak düşünürsek hız vektörünün büyüklüğünü 2 çarpı karekök 2 olarak bulmuş oluruz. Birimi de birim uzunluk bölü dakika.